fındık, Çin'den Orta Asya'ya, Anadolu'nun Karadeniz kıyılarından Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştirilen bir bitkidir. Bazı kaynaklar fındığın Anadolu'dan bütün dünyaya yayıldığını söyler. Bazı kaynaklarsa fındığın Orta Asya'dan Karadeniz sahillerine göçler yoluyla Türkler tarafından getirildiğini, daha sonra Avrupa'ya götürüldüğünü ifade eder. Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmektedir. Fakat Doğu Karadeniz bölgesinin kültür meyvesi olan fındık, antik çağdan beri bilinip gıda maddesi, hatta ilaç olarak tüketilmiştir. Büyük Türk bilgini İbn Sina, El-Kanun Fit-Tıp adlı eserinde fındığın çeşitli hastalıklarda bir ilaç olarak kullanıldığından bahsetmektedir. 13. yüzyılda yaşamış olan Ispartalı Seyrani, Karadeniz bölgesine yaptığı ziyaret esnasında Giresun'da bol miktarda fındık yetiştirildiğinden bahsetmektedir. Evliya Çelebi, Trabzon bölgesine yaptığı bir seyahatte, "Dağların da taşların da cümle ormanları fındıklıktır." demektedir. Birçok medeniyetin tarihinde, kültüründe, inancında ve ticaretinde kök salan fındık, antik çağda Pontos cevizi olarak bilinirken, ünlü Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügatit Türk'te kosik olarak geçer. Vatan yahut fındık. Evet, her meyve ağacına meyve ağacının kökü deriz, köklemesi deriz. Ama fındığa farklı bir şey söyleriz. Deriz ki fındık ocağı. Ocak önemlidir bizim kültürümüzde. Evin ocağı ve ata dede mezarlarına ocak, fındık ocağı. Evet, bir fındık ocağı ve fındık müzesi. Ordu Fındık Müzesi'ndeyiz. Geziyoruz, bakın neler var. Birlikte izliyoruz Ordu Fındık Müzesi'ni. Her yıl 40 ocak fındık dikenin ahirette yeri cennettir. Ordu Valiliği Kültür Turizm Müdürlüğü Fındık Müzesi kurarak fındık kültürünü tanıtmaya ve yaşatmaya çalışıyor. Fındık kantarı. Fındık bahçelerini temizleyen girebi, orak, köstere. Fındık ilaçlama makinası. Giresun mıntıkası fındık ağaçları diyor. 1930. Karamansarı'nın konağı burada. Ordu Etnografya Müzesi'nin yanında. O konak restore edildi. Bu güzel eser ortaya çıktı. Ordu ile ilgili bütün fındık ritüelleri burada. O zaman kullanılan fındıkla ilgili çeşitli canlandırmalar var, fotoğraflar var. Fotoğrafların çoğunu, eski fotoğrafların ben verdim. Benim arşivimden verildi. Karadeniz'de ilk fındık müzesi olarak özel bir önem taşıyor. Giresun'da herhalde böyle müze açmak için gün sayıyor. Böyle müzenin önce yapılabilirliği tartışıldı. Olur mu olmaz mı? İşte oluyor bayağı, oldu. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Bu ileride daha da genişleştirecek, daha zenginleştirecek. Fındığın Türkiye ekonomisi değil, bölge ekonomisi değil, Türkiye ekonomisinde çok büyük bir önem var. İkinci ihraç ürünümüz fındık. Fındığın geçmişe yönelik tarihi konusunda çok araştırmalar var ama henüz tam olarak o geçmişi konusunda yeni yeni belgeler ortaya çıkmakta. O çıkarılmış belgeler de bu müzede sergileniyor. Biz fındığı sadece daldan toplayıp çuvala koymayı olarak biliyoruz ama tarihçesini yeni nesil hiç bilmiyor. Doğu Karadeniz bölgesinin Oğuz Türklerinin Çepni boyunun yaşadığı Osmanlı döneminde Çepni vilayeti olarak bildiğimiz Giresun yöresi, Vakfıkebir, Kürtün, Ordu yöreleri
fındıkla vatan haline gelmişti 7-800 yıl önce. Evet, fındık hep önemli olmuştu. Özellikle 1. Han Harbi Kafkas cephesi Harşit savunmasında. Şu an bulunduğumuz tarihi bir siper Şaban Kalesi'nde ve askerlerimiz de o günü canlandırıyoruz fındık elimizde. Behip Paşa, 3. Ordu Komutanı, 10 milyon 95 kilogram fındık satın alır Kafkas cephesinin en şiddetli ceryan ettiği 1917 yılında ve böyle gelir cephelerde, mevzilerde askerimize fındık dağıtır ve fındık 3 öğün yenir. Fındık gerçekten önemlidir. Hatta canlı şahitlerle görüştük, 1. 2. ağızdan duyanlarla. Fındığın içerisini kırıp askere gönderir buradaki insanlarımız. Fındığın kabuğunu mısır güdenesiyle su değirmenlerinde öğütür, ekmek yapar yerler. Fındık veya fındık deyince durmak gerekiyor. Dünyada Türk fındığı. Ordu Giresun fındığı. Ordu Fındık Müzesi'ndeyiz. Değerli Kültür Müdürümüz Uğur Bey'le birlikteyiz. Ben burayı bir anlatır mısınız? Evet, bilindiği gibi fındık bizim her şeyimiz. Fındık aşımız, işimiz, nişanımız, düğünümüz. Fındık deyince mezarımız, beşiğimiz, her şeyimiz. Dolayısıyla fındık deyince Ordu ve Giresun'da durmak lazım. Biz de Ordu'da ve Giresun'da durulsun diye Ordu'nun fındığın müzesini yaptık. Fındığın müzesini, fındığı sadece Ağustos ayında mevsiminde değil de 12 ay konuşulması için, 12 ay zikredilmesi için, zinde tutulması için fındığın müzesini Ordu'ya kurmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Açılıştan sonra ziyaretçilerin hizmetine sunacağız. Ordu'ya gelen, Karadeniz'e gelen fındığı görmeden, fındığı müzesini görmeden, ziyaret etmeden gitmez diye düşünüyoruz. Tüm misafirlerimizi sizin vasıtanızda, sizin vesilenizle Ordu Müzesi'ne, Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi'ne davet ediyoruz. Efendim, ne zaman açılacak, söz size. Allah nasip ederse önümüzdeki haftadan sonra açmayı planlıyoruz. Bir iki eksiğimiz var, eksiklerimizi tamamlayacağız. Burada her şey var. Burada fındığın ilk mamun hale dönüştürülen Sara ailesine ait eserler var. Sara'nın burada fabrikası var. Fabrikanın maketi var. Yine burada fındıkla ilgili, fındığın ayıklanması ile ilgili hanımların çalışmaları var. Yine fındığın diğer materyalleri var. Fındıktan çıkan ürünlerin sepetleri var. Ahşap maketler var. Şelek dediğimiz o dönemine ait şelekler var. Fındıkla ilgili neyi hayal ediyorsanız bu müzede bundan sonra olacak, bulacaksınız. Artık fındık deyince fındığın bütün materyallerini girişten çıkışa kadar, hatta sayfanından fındığın gerçek fidanına kadar, bahçesi fındığın fidanlarıyla donatılacak. Burada özellikle misafirlerimizi ağırlarken hepsini göstereceğiz inşallah. Dünyanın fındık üretimi için gerekli uygun hava koşullarına sahip birkaç ülkesinden biri olan Türkiye, günümüzde toplam dünya üretiminin %75'ini, ihracatınınsa %70'ini gerçekleştirmektedir. Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Kocaeli illerimizdeki 8 milyonu aşkın fındık yetiştiricisi köylümüzün tek geçim kaynağı fındıktır. 500 binin üzerindeki üretici 700 bin hektar alanda fındık üretmektedir. 1.8 milyar dolar ihracat geliri hacmiyle fındık, Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir gıda ürünü olarak önemini daima korumaktadır. Karadeniz insanının işi, keyfi, sevdasıdır fındık. Hayat burada fındıkla başlar, fındıkla devam eder. Her şey fındık vaktine göre belirlenmiştir. Sünnet, düğün ve diğer önemli işler fındık gelirine göre ayarlanmıştır. Sohbetler arasında
hep fındıktan önce halledelim ya da fındık sonrası kısmetse uğrayacağım gibi ifadeler kullanılır. 5000 yıllık üretim tarihi olan o küçücük fındık kabuğunun içerisine nice değerler sığdırılır. Fuat Ataoğlu, Ataoğullardan ressam, dekoratör, kalkmacı, oymacı, şair. Evet. Bu fotoğrafı almış önüne, yağlı boyayla bunu koymuş. He. Yok, orijinalde bu yok. Hı-hı. Bunu çizmiş. Tarım vapurunu getirmiş, şey alıyor, yolcu alıyor, fındık yüklüyor. Tarım vapuru bir şey, fındık yüklüyor, ben yazdım burayı. Bunu da ben yazdım. Çok hoş. Bunlar güzelce şey yapmış, bak yağlı boya yapmış. Şunları tek tek işlemiş, bak renkler, fotoğraf, orijinal fotoğraf üzerine kendi renklendirmiş. Bak, evet. Renkli fotoğraf yok o zaman. Bu 1938 fotoğrafı mı aşağı yukarı? Bu 30'lu yıllar. 30'lu yıllar, yapmış sen ya. 30'lu yıllar, evet. 30'lu bunu yıllar. Senin için yaptım. Sağ ol abi. Müzenin en güzel yerine koy bunu. Ha, sağ ol. Oldu çok mu? Çok hoş ya. Çok. Evet, Uğur Bey neler söylersiniz? Böyle bir kültür insanı, evet. İnsanımız. Çok duygulandık gerçekten. Belki de bu belgeye... başka yerde ulaşma şansımız yoktu. Mürsel abi her zaman olduğu gibi en büyük jestini müzemizde yaptı. Çok değerli abimiz çok büyük jestler yaptı bize. Hem etnografi müzesini kurarken hem bu müzeyi kurarken çok önemli eserler teslim etti. Çok kendi evlatları gibi sevdiği eserleri bizimle paylaştı. Şimdi kamuoyunun hizmetine sunacak. Orduların hizmetine sunacak. Kendisine huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağ olun. Bu fotoğrafta tarı vapuru, rıhtımda fındık yüklüyor. Rıhtımda evet. Bu resmi meşhur ordulu reklamcı Uğurcan Ataoğlu kitabında dedesi, hı-hı, yayınladı. Ben oradan aldım bunu. O zaman siyah beyaz fotoğraf yoktu. Ressam Rıfat Ataoğlu yağlı ve tuvaline koyuyor. Siyah beyaz fotoğrafı renklendiriyor. Ondan sonra bunları o yerleştiriyor daha sonra şeye. Fotoğrafa. Vapurlarla mı gidiyordu o zaman? Karayolu yok muydu yoktu, efendim? Yoktu. Hiçbir şey yok. Karayolu ta arkadan geçerdi. Fındık ihracatı vapurlarla yapılıyordu. Evet. Madenalarla. Nasıl olurdu efendim? Sen bir o ilk ihracatı da bir hemen. İlk ihracat hamalların sırtında at arabasıyla Büyük İskele'ye gelirdi. Büyük İskele'nin ucuna yığılırdı bak fındık şey çuvalları. Oradan bir vinç vardı. Manevralı vinç, elle kumandalı. O vinçle beraber Büyük İskele'nin önüne gelen, basamaklarına gelen mavnalara yüklenirdi. O mavnaların hiçbirinin motoru yoktu. 3-4 kürekçi vardı. Kürekçiler çekerdi. O fırtınalı havalarda açık denizde bekleyen ordu tarım vapuru, ordu vapuru beklerdi. Zor bela açıkta bekleyen gemilere o mavralar yanaşır, o fındık vagonları güçlükle gemiye yüklenirdi. Çok zahmetli bir işti. O zaman ne tırlar vardı, ne gemiler vardı. O elle toplanan fındıklar elle kurutulur. Fındık fabrikalarında kırılır ve gemilere yüklenirdi. Çok teşekkür ediyoruz Mürsel. Engin. Mürsel Engin Bey ve Ordu Kültür Turizm İl Müdürümüz ve Fındık Müzesi'nin önünde bu tarihi bilgileri aldık. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Müzeler önemli. Devralep programını yakından takip ediyorsunuz. Dünya coğrafyasını gezdiğimizde o küçük şehirlerde bile birçok müze olduğunu görüyoruz. Fındık dünya markası, Türk fındığımız. %80'e yakını Türkiye'de üretilen o fındığımızın maalesef bir müzesi bile yok. İlk kez müze Ordu'da kuruluyor ve biz de devralep programı olarak o müzenin kurulduğu binayı gezdik, sizlere gösterdik.